Şimdi Lübnan'a savaş hazırlığı. Dün İsrail ordu sözcüsünün yaptığı bir açıklama vardı. Ordu hazır, savaş kabinesi de bu konuda karar alacak. Lübnan'dan bu Refah katliamı sonrasında saldırılar arttı. Orman yangınları vardı. Çok sert, özellikle Netanyahu'ya yönelik içeride eleştiriler vardı. Yani hem rehineleri geri alamadın, hem Gazze'de bir bataklığa saplanmış durumdayız. Bir de kimse artık İsrail'in caydırıcılığından bahsedemez. Yani caydırıcılığımız da alev alev yanıyor diyordu. Şimdi bunun karşılığında girer mi acaba Lübnan'a? Buna bakacağız. Ama satır başlarıyla o cephede ne yaşanıyor? Onu ekranlara taşıyalım önce. Orta Doğu'da yeni bir savaş mı başlıyor? İsrail ile Lübnan Hizbullah'ı arasında hızla tırmanan gerilimin ardından taraflardan bir kez daha savaşa hazırız resti geldi. Tansiyon yükseldi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Lübnan sınırına gitti. Hizbullah'ın füze saldırısı sonrası yangın çıkan bölgeyi ziyaret etti. Lübnan'a karşı saldırı mesajı verdi. Kim bizim öylece oturacağımızı sanıyorsa yanılıyor. Biz hazırlıklıyız. Kuzeyde çok güçlü bir eyleme hazırız. Öyle ya da böyle kuzeyin güvenliğini sağlayacağız. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ise bir karar vermenin zamanı geldi dedi. 8 aydır saldırıyoruz ve Hizbullah çok yüksek bir bedel ödüyor. Son günlerde Hizbullah'ın saldırıları arttı. Biz de çok iyi bir eğitim sürecinin ardından kuzeyde karşı taarruza geçmeye hazırlanıyoruz. İsrail hükümet sözcüsü David Menger de kimse Lübnan'a karşı yanıtımız karşısında şaşırmasın dedi. Kuzey sınırımızda İran'ın vekili Hizbullah'ın İsrail'e yönelik roket, drone ve havan saldırıları arttı. Buna vereceğimiz tepkiye kimse şaşırmamalı. Lübnan Hizbullah'ının genel sekreter yardımcısı Şeyh Naim Kasım ise İsrail ile sınır çatışmasının genişletilmesini amaçlamadıklarını ifade etti. Ama eğer İsrail topyekün savaş istiyorsa buna hazırız diye konuştu. İddiaya göre İngiltere, Haziran ayında İsrail'in saldırı düzenleyebileceği konusunda Lübnan makamlarını uyardı. Lübnan Başbakanı Necip Mikati ise İsrail'in ülkesine savaş açacağı yönündeki haberleri yalanladı. Bu haberlerin Lübnan'a baskı kurmak için yayıldığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri gerilimin tırmanmasını istemiyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, endişeliyiz diyerek diplomatik çözüm çağrısı yaptı. Hizbullah'la kapsamlı savaşı desteklemiyoruz. Bu çatışmada gerilimin artması endişe duyduğumuz bir şey ve bunu 7 Ekim'den bu yana kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar 2006'da savaşa girdiklerinden bu yana en şiddetli seviyeye yükseldi. 8 aydır Hamas'ın direnişini kıramayan İsrail için İran destekli Lübnan Hizbullah'ı daha zorlu ve daha güçlü bir düşman.